Herkese merhaba. Üsküp Eğitim Kurumları olarak 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde 4 tane konu işleyeceğiz bugün. Bir projem var. Vergilerimiz de aydınlık yarınlara, nitelikli insan, güçlü Türkiye ve mesleğimi seçiyorum konularına bugün bu derste değinmiş olacağız. Bu arada üretim, dağıtım, tüketimi ünitemizi de bu 4 konuyu işleyerek bitirmiş oluyoruz. Zaten güzel bir üniteydi diğer üniteler gibi. Çok anlaşılır bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorduk ve bu üniteyi bitirecek 4 konuyu da bugün işleyeceğiz beraber. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Önce şu kalemimizi bir ayarlayalım tekrardan. Şöyle yaptık mı tamamdır. Bir projem var. Hepiniz muhakkak bir projeye devamlısınızdır. Proje bir ürün ortaya çıkarmaktır aslında. Bakalım dersimizdeki proje olayı nasıl bir şey? Ondan bahsedelim. Ülkemizin coğrafi yapısı, iklimi ve yeryüzü şekilleri her bölgede farklı olduğundan birbirinden farklı yatırımlar ve farklı ticaret faaliyetlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu ne demek? Bu şu demek. Hatırlayın. Ülkemizde hayvancılık belli başlı yerlerde. Büyükbaş hayvancılığı ayrı, küçükbaş hayvancılığı ayrı. Arıcılık faaliyetleri çok farklı yerlerde yapılıyordu. Çay tarımı farklı, buğday tarımı farklı. Turuşgillerin üretildiği yerler bölgemizde farklılık gösteriyordu. Vesaire vesaire. Bunların hepsi her bölgedeki iklim, toplumsal yapı, sanayileşme düzeyi farklı olduğundan dolayı birbirinden farklı yatırımlar ve farklı ticaret faaliyetleri ülkemizde gelişmeye sebep olmuştur. Peki biz yatırım yaparken neye dikkat edeceğiz? Nedir bizim kriterlerimiz? Ne yapmamız gerekiyor? Onlara bakmamız gerekiyor öncelikle. Diyor ki sermaye, yani para birikiminin olması. Arkadaşlar, para olmadan olmaz bu yatırım işleri. Yani birinden borç aldığınız zaman o parayı ondan ödememek olmaz, değil mi? Ya bu sermaye para birikimini kredi çekerek, bankalardan borç alarak sağlayacağız. Yahut yani başka türlüsü, yıllarca çalışırsınız, belli bir birikime sahip olursunuz, belli bir birikiminiz olur. Ya da riske girersiniz, kendi dairenizi satarsınız, mallarınızın belli bir kısmını satarsınız ve bu para birikimi sayesinde yeni bir şey yapmaya çalışırsınız. Fabrika mı açacaksınız, küçük bir atölye mi açacaksınız, hamburgerci mi açacaksınız, telefon kılıfçısı mı açacaksınız, fark etmez. Bunların hepsi birer yatırım aracıdır. Ha, sadece o mu? Hayır. O sermaye para birikiminin sayesinde altın, dolar, euro ya da bankadaki hesaplarınıza da o paraları tutabilirsiniz. Bunların hepsi bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Sen bu sayede sermaye para birikimini oluşturacaksın ki yatırım yaparken parasız olmadığı için önce önceliğimiz para birikiminin olması, yani sermayenin olması ile alakalı. Devam edelim. İkinci dikkat edeceğimiz husus, ulaşım imkanlarının yeterli olması. Bir memlekette, bir bölgede, bir coğrafyada ulaşım imkanı ne kadar yeterli ise orada yatırım yapmak o kadar mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü yol maliyeti, arabaların, kamyonların, tırların veya toplu taşınmasından tutun da şeyine kadar, özellikle demir yolu ulaşımı çok önemlidir. Ulaşım imkanları yeterli ise, ulaşım imkanları önemli ölçüde gelişmiş ise orada sanayi, yani yatırım yapılır arkadaşlar. Buna en güzel örnek ülkemizde Marmara bölgesidir. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya ya da daha doğu batı tarafına gidecek olursak Edirne'ye kadarki süreçte o yol güzergahındaki şehirlerin gelişmesinin sebebi ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasından kaynaklıdır. Ham madde yakınlık. Ham madde yakınlıktaki bir örnek. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Zonguldak'taki taş kömürü. Zonguldak'taki taş kömürü madeninden dolayı Zonguldak'ta insanlar taş ocaklarında, kömür madenlerinde çalışıyorlar aslında. Bu da ham madde yakınlıkla alakalıdır. Ya da Karabük'teki demir çelik fabrikasının sebebi Zonguldak'taki o kömürün hemen kısa bir zaman diliminde Karabük'e getirilmesi ve oradaki sanayide bunun kullanılması.
Karabük'te de bakır var baktığınız zaman. Oradaki ham madde de önemlidir. Ve üretim hem enerjisinden ulaşım sağlanıyor kolay bir şekilde, hem de ham maddeye de yakınlığından dolayı üretim daha az masraflı şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Ham maddeye yakınlık bu doğrultuda önemlidir. Ya da şunu söyleyeyim ben size. Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık yaygın. Dolayısıyla ne yaparsın? Orada bir hayvan çiftliği kurarsın, değil mi? Çünkü başka nerede kuracaksın? O yüzden ham maddeye yakınlık bu doğrultuda önemlidir. Yeryüzü şekillerinin uygun olması. Sen şimdi kalkıp tarım yapmak istiyorsan, çok engebeli bir arazi tercih edersen yandın. Yer şekilleri uygun değil çünkü. Yer şekillerinin uygun olması demek tarıma uygun olması demektir. Yani yapacağın işe daha doğrusu uygun olması demektir. Tarım yapmak istiyorsan senin yer şekillerinin engebeli değil, daha düz, daha makineli tarıma uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla yeryüzü şekillerinin uygun olması da yatırım yaparken dikkat edeceğimiz hususlardan biridir. Yeterli derecede iş gücünün olması. İş gücünden kasıt şu arkadaşlar: insan. Çalışacak insan. Şimdi eğer bir fabrika açmışsan bir bölgeye, o fabrikada çalışacak insanlara ihtiyacın vardır. Eğer yoksa orada insan, çalışacak insan gücü, bu da senin yatırımını sıkıntıya uğratabilir. Çünkü o fabrikaların sürekli işlemesi, o fabrikadaki makinelerin sürekli bir ürün üretmesi gerekiyor. Orada da insanlar çalışmazsa bu ürünleri gerçekleştiremezsiniz, üretimini. O yüzden iş gücü de yeterli derecede olmazsa olmazımız. Zaten sanayiler genellikle kalabalık şehirlerin olduğu memleketlere seçiliyor ki iş gücü ihtiyacı da kullanılsın diye söyleyebiliriz. Geldik coğrafi özelliklerimize göre nerede ne yapılabilir, onlardan bahsedelim. Mesela yeryüzü şekillerinin sade, sulama imkanlarının yeterli olduğu yerde ne yapılabilir? Tabii ki tarım yapılabilir arkadaşlar. Yani sade olacak, sulama imkanlarından faydalanacaksın. Tarımdan başka ne yapılabilir? Al sana tarım yapılabileceği en güzel yer buralar. Bu şekilde. Devam edelim. Meraların fazla olduğu. Mera dediğiniz yerler arkadaşlar düz ovalık ve hayvanların otlayabilecekleri yerler. Mera İç Anadolu bölgesinde çok fazla vardır mesela, küçük otlar. Çayırlarda Doğu Anadolu'da çok vardı. Çayırlarda bu otların biraz daha uzun hali. Çayırların büyük alan kapladığı yerlerde ne gerçekleşiyormuş? Hayvancılık. Neden? Hayvanların yiyebileceği otlar çünkü bunlar. Meralık alanlar ve çayırların büyük alan kapladığı yerler hayvancılık alanları. Yani Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesi genellikle hayvancılık rahatlıkla yapılabileceği yerlerden iki bölgedir Türkiye'de. Yaz sıcaklarının ve güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyısındaki yerlerde ne gelişir? Turizm gelişir. Çok doğal bir şey değil mi? Biz her yaz kendimizi Ege Akdeniz sahillerine atmak için can atıyoruz. Sadece biz değil, dünyadaki diğer yaşayan insanlar da, Ruslar, Almanlar, İngilizler vesaire. Hepsi memleketimizdeki sıcak ve güneşli gün sayısı fazla olduğu için denize kıyısı olan yerlerde ne gelişiyormuş? Turizm gelişiyormuş zor olarak. Bunu da aldık. Ulaşım, pazarlama ve iş gücü imkanlarının yeterli olduğu, nüfusun fazla olduğu yerlerde ne gelişir? Tabii ki de sanayi gelişir arkadaşlar. Ulaşım var. Pazarlama, yani işte dükkanlar, ticarethaneler, iş gücü, insan da çok. Bu imkanlar yeterliyse nüfusun da fazla olduğu yerlerde ne gelişiyormuş? Sanayi. Örnek İstanbul, Marmara bölgesi, İzmir, Antalya, Gaziantep. Bunlar hep ulaşım, pazarlama, iş gücü, Bursa. Hep sanayinin gelişmekte ısrar ettiği, sanayinin gelişmiş olduğu yerlerimizden birkaçı. Yağışların bol. Çok yağış alacakmış. Ağaçların ve orman örtüsünün gül ve çeşitli olduğu yerlerde. Çok ağaç olmaz mı? Çok çeşitli bitkiler olmaz mı? Böyle olduğu zaman ne gelişir? Ormancılık gelişir arkadaşlar. Bol ağaç, bol orman örtüsü, yağışlar bol ve çeşitli. Otomatikman ormancılık gelişiyor. Ormancılık ne vardı? Kerestecilik vardı, değil mi? Hatırlayın, mobilyacılık. Güzel. Yeraltı kaynaklarının bol. Bu sefer yeraltı kaynaklarından bahsediyormuşuz. Zengin ve rezerv açısından, yani miktarı bakımından. Yani atıyorum işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, neyse işte. Sıkıntılı olmayan yerlerde ne gelişiyormuş? Madencilik gelişiyormuş. Madencilik de genelde yeraltı kaynaklarıyla alakalıdır. Yerüstüyle alakası yoktur. Nerede kaynak bolsa orada gelişir. Örneğin Batman'da petrol, Zonguldak'ta taş kömürü, Manisa'da taş kömür demişim. Doğru, taş kömür. Manisa'da da şey, lignit. Manisa'da ya da işte Hamidabad bölgesinde, Trakya'da, bu Kırklareli taraflarında doğalgaz. Bunlar da madencilik
gelişmiş oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman zaten alanlarını tek tek söyledik. Sen ne yaparsın bir yatırımcı olarak? Yatırımını bu işlerde kullanırsın. Kalkıp maden olmayan yerde madencilik yapmaya çalışmazsın. Ormanın olmadığı yerde ormancılık yapmaya çalışmazsın. Hiçbir şekilde ulaşımın gelişmediği, pazarlamanın olmadığı, iş gücü imkanlarının ve nüfusun fazla olmadığı yerlerde sanayi gelişmez. O yüzden sanayi yatırımını burada yapmazsın. Kalkıp yaz sıcaklarının ve güneşli gün sayısının olmadığı yerde de turizm faaliyetleri için yatırım yapmazsın. Meraların fazla olduğu, çayırların büyük alan kapladığı yerler değil de tam tersine olan bir yerde hayvancılığı gerçekleştirmezsin. Yeryüzü şekillerinin sade, sulama imkanlarının yeterli olduğu yerlere değil de tam tersine yer şekillerinin engebeliği, sulama imkanlarının olmadığı yerlere kalkıp tarım yapmaya çalışmazsın. Çünkü niye? Coğrafi özelliklere göre bu tip yerlerde verim alırsın. Diğer türlü verim alamazsın demek istemiş. Devam edelim. Vergilerimizle aydınlık yarınlara. Önce vergi nedir? Vergi niye verilir? Vergi ne işe yarar? Onlardan bahsedelim. Devletin vatandaşlarına hizmet sunmak için doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya vergi deniyormuş. Vergi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vergi ülkemizin biz vatandaşlarına hizmet sunabilmesi için bizlerden aldığı belli oranlarda paradır aslında. Olay şu, ne yaparsın sen devlet memuruysan aldığın maaştan devlet birazcık kesinti yapar. Vergi olarak alır ki sana hizmet sunsun. Sen eğer işverensen bunun belli başlı vergi dilimleri var, vergi tabelan vardır, ona göre vergi ödersin. Veya sen çalışan bireysen, işçisen ya da herhangi bir yerde bir hizmet sektöründe veya fabrikada veya çiftçi olarak çalışıyorsan senin almış olduğun, satın aldığın ürünlerde hep KDV vardır. KDV dahildir diye bir kısım duymuşsunuzdur belki de, hatırlarsınız. Telefonundan, kağıdına, sakızından, çerezine kadar her şeyde KDV denen bir vergi oranı vardır. Genelde %18, %8 o civarlardadır. %8 gıdalarda, %18 diğer madde şeylerde, ürünlerde diyelim. Ne oluyor bu sefer? Devlet dolaylı yoldan, dolaylı yönden senden vergiyi alıyor. Sen diyelim 1000 liralık bir telefon alıyorsun değil mi? O telefon aslında 1180 liraya satılıyor sana. Sen 1180 lira telefonun fiyatı zannediyorsun ama o 180 lira aslında vergi gibi düşünebilirsin. Ki bu en basit örnekti. Senin resmi yollardan, yani dükkanlardan, seyyar satıcılardan değil de dükkanlardan, resmi olan, vergi levhası olan yerlerden aldığın her üründe sen dolaylı yönden aslında vergi de devletine vermiş oluyorsun. Şimdi hemen detaylandıralım. Diyor ki, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de vergi vermek ne göreviymiş? Vatandaşlık göreviymiş. Arkadaşlar, vergi vermek zorundayız. Vatandaşlık görevimiz nasıl oy kullanmak, nasıl belli haklardan yararlanmak değil mi? Demek ki vergi vermek de bizim olmazsa olmaz görevimizmiş. Hocam, bunu neye göre söylüyorsunuz? Anayasamıza göre. Hani anayasamızdaki maddeye bakalım. Ne diyor? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Şu mali gücüne göre olayı şu arkadaşlar. Yani herkesten sabit vergi alınmıyor. Yani devlet demiyor ki işte bizde kaç kişi var? İşte çalışan 30 milyon kişi var. Demek ki herkesten aylık 100 lira alsak bu bize yeter. Hayır. Herkes kazandığı oranda, yani 10 bin lira kazanan ile 1000 lira kazanan aynı vergiyi vermiyor. Atıyorum 1000 lira kazanan 100 lira vergi veriyorsa 10 bin lira kazanan 1000 lira vergi veriyor. Mantığını kavrayabildiniz mi? Oran orantı mantığı. O yüzden gücüne göre demek istediğimiz olay odur. Orana göre, kazandığımız şeylere göre. Hatta çok fazla para kazanıyorsan lüks tüketim vergileri falan devreye giriyor. Özel tüketim vergileri devreye giriyor. Vergilerin ülke ekonomisine katkıları çok büyüktür. Ülkeler gelirlerinin çok büyük kısmını vergiler sayesinde sağlarlar arkadaşlar. Peki hocam, devlet bu vergileri ne yapıyor? Cebe mi indiriyor? Hayır tabii ki de arkadaşlar. Devlet bunları eğitim, sağlık, adalet, adalet dediğimiz bu mahkemeler, savcılar, hakimler var ya, o şeyler. Ya da işte polis kuvvetleri, kolluk kuvvetleri gibi düşünebilirsiniz. O da güvenlik, aynen o şekilde gibi temel ihtiyaçları bu vergiler aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu insanların maaşlarını ödüyor, okullardaki sıra, masa, bilgisayar, elektrik, su, yakıt, hepsi bunların masrafları, sağlık sektörü olsun, adalet, güvenlik. Yani kısacası
devletin kurumlarının ihtiyaçlarının masrafları vergiler aracılığıyla yerine getiriliyor. Yetmemiş, temizlik, bu yollardaki temizlik çalışmaları, yol bakımı, elektrik hizmetleri, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri de yine ne yapılıyormuş? Toplanan vergiler aracılığıyla karşılanabiliyormuş. O yüzden biz vergilerimizi düzenli bir şekilde, dürüst bir şekilde ödeyeceğiz ki bu hizmetler aksamadan bize ulaşsın. Devletimiz bize aksatmadan hizmetlerini ulaştırabilsin. Hele ki şu zorlu süreçlerde karantina altına alınan yerler var. Bizim ülkemizde daha başlamadan okullarımız tatil oluyor mesela, değil mi? Ya da belli bir yaşın üstündeki insanlar ellerinden çıkmasınlar diye önerildi. Şimdi bunların hepsi devlete biraz yük aslında. O yüzden dükkanlar kapanıyor, işçiler çıkartılıyor veya zorunlu izne tabi tutuluyorlar. Şimdi devlet ne yapıyor? Onları önlem almaya çalışıyor. Bunların hepsi de devletin aldığı vergiler sayesinde karşılanacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Ülkemizde vatandaşların toplanan bazı vergiler varmış. Şimdi siz bazılarını duydunuz, bazılarını ilk defa duyacaksınız. Öğretmeniniz size bunları sorduğu zaman onları tıkır tıkır cevaplandıracaksınız. Bizim toplam 6 çeşit vergi toplanan grubumuz var. Yani 6 çeşit vergi çeşidi. Onlar neymiş bakalım. Gelir vergisi. Herkesin gelirine göre ödediği vergidir bu. Dedim ya. Yani herkesten sabit değil. Gelirine oranla alınıyor. Gelir vergisi bu şekilde. Motor taşıtlar vergisi duymuşsunuzdur. MTV. MTV dediğin şey motor taşıtlar vergisi. Ailenizde eğer anne veya babanızda veya her ikisinde de araba varsa bu motor taşıtlar vergisine tabi olduklarını göstergesidir. Her yıl belli bir miktar arabalarının cinsine, motorlarının kuvvetine göre motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorundadırlar. Niye? Çünkü araba kullanıyorlar. Araba kullanacaksan bu devlette vergi vermek zorundasın. Sadece bizim devletimiz değil, her devlette geçerli bu. Haberiniz olsun. Biz özgü değil yani. Geldik 3. Özel tüketim vergisine. Özel tüketim vergisi. Bu ne olabilir? ÖTV. Duydunuz mu? Bu şu demek. Genellikle lüks ürünlere konulan vergilerdir. Mesela telefon. Cep telefonu artık günümüzde lüks. Ama hocam cep telefonu ihtiyaç değil mi? Evet. Ama tamamen dışarıdan geldiği için bizim ülkemize ekonomik katkısı daha zayıf olduğundan dolayı devlet cep telefonlarına özel tüketim vergisi koydu. Ve bundan dolayı normalde bu telefonun fiyatı atıyorum 2000 liraydı ya, siz 4000 lira veriyorsunuz. Yani 2000 lirası da devlete vergi olarak gitmiş oluyor. Özel tüketim vergilerinin oranları yüksektir. Mesela arabalarda bu çok ön plana çıkar. 100 bin liralık bir araba ülkemizde 280 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Neden? İşte ÖTV'si, KDV'si etkileniyor, üstüne konuyor ve sen aslında arabadan daha bile fazla rakamı devlete vergi olarak ödemiş oluyorsun. Özel tüketim vergisi işte bu lüks tüketim ürünlerine konulan vergidir. Her ürüne değil yani. 4. Katma değer vergisi. KDV. Hatırladınız mı? Evet. Katma değer vergisinin onun açılımı. Bu resmi olarak satılan her üründe vardır. Resmi olarak satılandan kastım ne? Bir dükkan, bir online satış mağazası fark etmez. Bunlar eğer vergi levhalarına sahipse, yani resmi olarak bu işi yapıyorlarsa, o zaman sattıkları ürüne katma değer vergisi dahildir. Ama senin aldığın seyyar satıcıdan aldığın ürünle katma değer vergisi olmaz. O kaçak sayılır. Olmaması gereken bir olaydır. O yüzden ben bilinçlenmenizi istiyorum. Şöyle yapın. Siz olun. Seyyar satıcılardan ürün almayın arkadaşlar. Korsan ürünler almayın. Resmi olsun, devletimize katkısı olsun. Yazık günah değil mi o insanlar? Atıyorum korsan kitap. Yazık günah değil mi orijinal firmalara? Onlar dükkan kirası ödüyorlar. Belli çalışanları var. Belli elektrikler harcanıyor. İnsanların sigortalarını ödüyorlar. Ama öteki türlü korsan kitapçı ne yapıyor? Hiç böyle bunlara girişmeden dışarıda satıyor ve çok daha fazla gelir elde ediyor. Bunun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ben korsan kitapta örnek verdim. Korsan CD ya da herhangi bir su bile olabilir, fark etmez. Hepsinin mağazalardan, dükkanlardan, bakkallardan, neyse artık yani resmi böyle bir yerlerden alınması gerekiyor. Çünkü bunlar, böyle yerlerden ürünleri aldığınız zaman katma değer vergisini ödemiş oluyorsunuz ve devletimize yol, su, elektrik olarak size hizmet yapması sağlanıyor. Devam edelim. Emlak vergisi. Eğer eviniz varsa, toprağınız varsa, arsanız varsa,
ya da çok zenginsiniz, otelleriniz varsa fark etmez. Bunların hepsi emlak vergisine tabidir. Niye? Devlet diyor ki tamam, bu evin senin burada var, bu arsan burada var, kabul. Ama öyle burada var diye durduk yere burada oturamazsın. Vergi vermen lazım. İşte bunun vergisi de emlak vergisi oluyor. Kurumlar vergisi de şöyledir arkadaşlar. Belli başlı kurumlara verdiği vergidir. Bu şahısları değil de kuruluşları ilgilendirir. Devlet de o kurumlardan vergilerini alır. Onların vergi beyanlarına göre o şekilde de devlet hizmetlerini bize sunmaya çalışır. Bu gördüğünüz 6 vergi çeşidinden topladığı paralarla, sermayeyle diyelim. Umarım vergilerimiz konusu da anlaşılmıştır. Devam edelim. Nitelikli insan, güçlü Türkiye. Bu ne demek? Belli bir alanda kendini iyi yetiştirmiş. Mesela ben. Öğretmeniniz olarak, sosyal bilgi öğretmeniniz olarak ya da evde anne veya babanız meslek sahibi olmuşlarsa kendilerini yetiştirmişler demektir. İşini istekle yapan, kim olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın işini istekle yapan, devam edelim, ve özellikle üretime katkı sağlayacak. Böyle boş boş durmayacak. Hocam, üretimden kasıt illa bir fabrikada bir şey üretmek mi? Hayır. Bu senin yaptığın işle alakalı, ne olursa olsun. İstersen sadece yerleri bile süpür, sen bir üretim yapıyorsun aslında. Yer süpürüyorsun ya da gidiyorsun şoförlük yapıyorsun, bir yerden bir yere bir şey aktarıyorsun ya da öğretmenlik yapıyorsun, ders anlatıyorsun vesaire vesaire. Bunların hepsi üretime katkıdır aslında. Bunların hepsi de nitelikli insan klasmanına girer. Ama tabii ki de nitelikli insan her insana nasip olmaz. Ona bakalım. Onun belli başlı özellikleri varmış. Bir kere nitelikli insanın hayal gücü yüksektir. Hızlı düşünecekmiş. Yani pratik zekaya sahiptir. Anlık çözümler üretebilir. Hedefleri vardır. Hayal gücü yüksektirden kasıt hayalperest değildir. Sadece ufku açıktır. Hedefleri yüksektir. Bu hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda iyi adımlar, hızlı adımlar atabilir. Mesela derslerini başarılı olmak isteyen bir öğrencinin hayal gücü yüksek. Şöyle hayal gücü yüksek olur. Ben işte sosyal bilgiler dersinden 100 alacağım. Şimdi 100 alacağım deyip yan gelip yatarsan bu hayal gücü yüksek olmaz, bu hayalperestlik olur. Ama sen 100 alacağım deyip bu dersleri dinledikten sonra ödevlerini yaparsan ve derslerine çalışırsan senin hayal gücün yüksek olur ve daha da başarılı olmak için her türlü adım atmış olursun. Ve bu şekilde hızlı düşünme yeteneğin gelişir. Çok kitap okuyanlarda olur mesela hızlı düşünce gelişmesi. Özellikle kitap okumanızı bu yüzden çok tavsiye ediyorum. Nitelikli insan olmak adına yapılabilecek en önemli gelişme bol bol kitap okumanızdır. Günlük 20 sayfa minimum okumak da bu şimdiki yaşınıza oranla idealdir. Hocam hangi kitapları okuyacağız? İstediğiniz kitapları okuyabilirsiniz ama daha çok ben size hayal dünyanızı geliştirecek yaşınıza uygun kitaplar önerilmesini tavsiye ederim tabii ki de. Devam edelim. Çağa ayak uydurur ve gelişmelere açıktır. Çağın gerisinde kalan insan nitelikli insan olamaz. Kalkıp ben cep telefonlarına karşıyım, akıllı telefon saçmalık, öyle bir şey yok. Hepsinden faydalanacaksın. İnternetten faydalanacaksın. Çağın gerekleri neyse ona ayak uyduracaksın ve gelişmelere açık olacaksın ki nitelikli insan olasın. Devam edelim. İyi iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Nitelikli insanların etrafındaki ilişkileri çok gelişmiştir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilirler. Kendilerini iyi ifade edebilirler. İkna edebilirler insanları. Mesela nitelikli insan özelliklerini bir hocam birini söyleyebilir misiniz dersen aklıma gelecek en öne gelen insan Mustafa Kemal Atatürk. Yani ötesi var mı arkadaşlar? Nitelikli insanın en bariz örneğidir zaten kendisi. Bir dehadır. Devam edelim. Kaynakları verimli ve doğru kullanır. Elindeki imkanları en doğru şekilde değerlendiren, en doğru şekilde kullanan insanlar nitelikli insanlardır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yumurta, birazcık da yağ varsa elinde, ne yaparsın? O yumurtayı kırarsın ve kendine bir öğün çıkartabilirsin, değil mi? En basit örnek de aslında bu. Ne yaparsın? Biraz da bir domates varsa menemen yaparsın. Sahte menemen olur, menemen olur ama fark etmez. Yani kaynakları verimli doğru kullanmadan kasıt buydu. Elindeki imkanlardan maksimum seviyede faydalanmak. Asla pes etmemek. İyi bir gözlemciymiş, kararlı ve ısrarcıymış nitelikli insanlar. İyi bir gözlemciden kasıt şu: etrafının gelişmelere dikkat ediyor. İyi bir gözlemci. Mesela bakıyor ki bak burada yeni bir dükkan açılmış ya da yolda ilerlerken şöyle olmuş.
Ya da etrafındaki insanlara örnek alabiliyor, örnek alabileceği potansiyel insanları. Ve yapmak istediği şeyde kararlı ve ısrarcı olduğunun göstergesidir nitelikli insan özellikleri. Yani şu demek, araştırmış, gözlemlemiş ve doğru olduğunu düşünüyor ve bu konuda ısrar edebiliyor. Ya böyle böyle yapsak daha iyi olabilir aslında. Niye? Çünkü iyi bir gözlem yapmış, iyi bir analiz yapmış. O yüzden nitelikli insanlarda bu vardır. Liderdirler yani. Çok yönlü düşünürler. Sadece bir bakış açısından bakmazlar olaya. Yani mesela insanlar birbirlerine küsüp darılabiliyorlar. Ama genelde bu küsüp dargınlıklar nitelikli insanlar arasında pek olmaz. Çünkü niye? Empati kurabilirler. İnsanlarda empati yeteneği gelişmişse nitelikli insan olma doğrultusunda ilerleyebiliyorlar. Bu da daha sonra onların çok yönlü düşünmelerine vesile oluyor. Bir olaya farklı farklı bakış açıları. Mesela şu an günümüzde koronavirüs var, değil mi? Çok ciddi bir problem yaşıyoruz ülkemizde ve dünyada. Şimdi bu neden oldu? Önlemleri nasıl alınması gerekiyordu? Daha önce önlem alınabilir miydi? Okullar şimdi açılacak mı, açılmayacak mı? Bunların hepsinin detaylı bir şekilde yönlü, çok yönlü bir şekilde düşünebiliyor nitelikli insanlar ve çevresine karşı da duyarlı oluyorlar. Ne yapıyorlar? Yere çöp atmıyorlar. İnsanlara saygısızlık etmiyorlar. Toplum düzenini bozacak davranışlarda bulunmuyorlar. İşte bunların hepsi nitelikli insanların olmazsa olmaz özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Nitelikli insan olmanın en önemli yolu olmazsa olmazı iyi bir eğitim almakmış arkadaşlar. Hatırlayın. Size ne diyorduk biz? İyi bir lise kazanın, iyi bir lise kazanın. Niye iyi bir lise kazanın derdindeyiz biliyor musunuz? Çünkü iyi bir eğitim almak hepinizin hakkı. İyi bir eğitimi hocam yani LGS'yi kazanamazsak veya ileride bahsettiğimiz Anadolu liselerine, fen liselerine gelemezsek kötü bir eğitim mi alacağız? Hayır. Sadece kendi seviyenizle etkileşim kurduğunuz, hepiniz, bütün arkadaşlarınızın sizinle hemen hemen aynı akademik başarıya sahip olduğu, okulların belli kültürlerinin olduğu ve %10'luk başarı seviyesini yakalamış öğrencilerle beraber okumakla okumamak arasında fark vardır arkadaşlar. O bir. İkincisi, okuduğunuz okullar özellikle lise seviyesinde sizin karakteristik özelliklerinizin oturmasına sebep olur. Kültürü olan okullarda okumanız, belli bir akademik başarısının seviyesinin üstünde veya standardında olan okullarda okumanız sizin iyi bir eğitim almanızı sağlar. Zaten bütün meselemizde gerek dershanemize gelmeniz olsun gerek ailenizin size bilinçli bir şekilde farklı farklı takviye eğitimleri size vermeleri sağlamaları sizin iyi bir eğitim almanızdaki etkenlerdendir. Sebebi neymiş? Çünkü siz nitelikli insan olmak için buralara geliyorsunuz. Nitelikli insan olmak için buralarda eğitimler alıyorsunuz. Nitekim bu doğrultuda adımları da atmış oluyorsunuz. Devam edelim. Bir ülkede kendini geliştirmiş, eğitimli, işini doğru yapan nitelikli insan ne kadar çoksa, yani nitelikli insanımız bir ülkede ne kadar fazlaysa o ülkenin gelişmesi, kalkınması da o kadar hızlı olur diyor. Yani işini iyi yapan, kendini iyi yetiştirmiş, üretime katkı sağlayan insanlar bir memlekette ne kadar fazlaysa o kadar o memleket hızlı gelişiyor, kalkınıyor, kendini geliştiriyor. Ekonomik olarak, sosyal açısından, kültürel açısından hep bunlar zaten olumlu yönde yansıyor. Bakın, şunu unutmayın. Sadece üniversite okumak demekle kendini iyi yetiştirmek anlamına gelmesin. Hangi meslek sahibi olursa olsun işini iyi yapanı kastediyoruz biz. Anlatabildik mi? İşini iyi yapacak, işinde usta olacak, işini istekle yapacak, üretime de katkı sağlayacak, boş boş durmayacak. İşte bu tip insanlar nitelikli insanlar klasmanında. Yani üniversite mezunu oldu ama hiçbir iş yapmıyor, hiç katkı sağlamıyor. İşte armut pissin ağzıma düşsün. Bana ne canım? Bu kafada olan insanlar değil. Ya da üniversite okuyamamış ama kendini lise seviyesindeki meslek liselerine geliştirmiş ya da zamanında sanayiciye gitmiş. Hani derler ya aileler korkuta seni sanayiciye vereceğim, tornacıya vereceğim. Eğer iyi bir sanayi, iyi bir tornacı, iyi bir meslek edinmişse o ya da berber, kuaför fark etmez ki. O da iyi yetiştirmişse kendini, işini iyi yapıyorsa nitelikli insandır. Bitti. Konu kapandı. Burada kriterimiz üniversite okuyup veya okumamak değildir. Sakın ha yanlış anlaşılmasın. Nitelikli insan ülke kaynaklarını daha verimli kullanır. Bu ne demek? Har vurup harman savurmaz.
az ham maddeyle çok daha fazla üretim gerçekleştirir. Ayrıca kullanılmayan kaynakların boşa harcanmaması için de yeni fikirler ve projeler üretir. Mesela az önce bir haber geldi bana, bir haber kaynağından. Bizim bor madenlerimiz meşhurdur, çok fazla vardır değil mi? Ne yapacakmış şimdi ülkemiz? Bor bazlı dezenfekte üretecekler. İşte bor ham maddesinden faydalanıp bir kolonya vesaire üreteceklermiş ki insanlarımız bu zorlu süreçteki dezenfektan ihtiyaçları karşılansın. İşte bak, nitelikli insanlar sayesinde böyle yeni fikir ve projeler üretiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Günümüzün bilgi ve teknoloji çağı olduğu düşünüldüğünde, bilgi ve teknolojide kendisini geliştiren kişiler ne kadar çok olursa olsun o ülkenin ekonomik kalkınmasında daha hızlı olacaktır. Bunun en bariz örneği arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri. Bu Facebook'un, WhatsApp'ın, YouTube'un, Google'ın ortaya çıkması, hep bu onların Silikon Vadisi dedikleri bir eyaleti var. İsmini unuttum şimdi, kusura bakmayın. Kaliforniya'nın arka tarafları böyle bir şey mi galiba? Neyse, önemli değil. Amerika'da bir bölge, Amerika yani sonuçta. Burada günümüzün bilgi ve teknoloji çağını onlar o kadar iyi kullanıyorlar ki şu an onların teknolojisini kullanıyoruz biz aslında. İşte WhatsApp'ından, YouTube'undan bu dersimizi bile onların teknolojisi sayesinde yapıyoruz. İnşallah bunu ileride siz daha iyi yerlere getireceksiniz ve inşallah ülkeniz çok daha farklı seviyelere gelecek. Sizin nitelikli insan statüsüne ulaşmanız sayesinde olacaktır arkadaşlar. Bunların hepsi inşallah. Umarım bu nitelikli insan güçlü Türkiye konusu da anlaşılmıştır. Devam edelim. Üretim, dağıtım ve tüketim ünitemizin son konusu, bitiren konusu, mesleğimi seçiyorum. Biz mesleğimizi neye göre seçeceğiz? Meslek nedir? Meslek ne demek? Ne işe yarar? Kim meslek sahibi olabilir? Bunlardan bahsedelim şimdi. Önce bir mesleğin tanımını yapalım. Diyor ki, bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe ne deniyormuş? Meslek. Mesela ben geçimimi sağlamak için yaptığım sürekli iş benim öğretmenlik, değil mi? Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bu benim mesleğim işte. Sürekli bir iş yapıyorum. Bundan para kazanıyorum. Geçimimi buradan sağlanıyorum. Bu benim mesleğim oluyor. Mesele şu. Sürekli yapacaksın. Para kazanmak için yapacaksın. Bu senin mesleğin oluyormuş. Hangi iş olursa olsun. Peki biz meslek seçerken nelere dikkat edeceğiz hocam? Yani herkes her mesleği yapabilir mi? Tabii ki de yapamaz. Bunlar belli başlı kriterlere sahip olmamız gerektiğinin göstergesidir. Tek tek şimdi onlara bakalım. Diyor ki, seçeceğimiz meslek bir kere kişilik özelliklerimize uygun mu? İlgi ve yeteneklerimize uygun mu? Ondan bahsedelim. Eğer sabırlı değilseniz, diksiyonunuz iyi değilse ya da çocuklarla, insanlarla uğraşmayı sevmiyorsanız siz öğretmen olamazsınız arkadaşlar. Bir de sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Sürekli okumak zorundasınız. Sürekli müfredatları takip etmek zorundasınız. Yani ben öğretmen oldum, gidip geleceğim. Hiç öğretmen olmayın, daha iyi. Olursunuz ama başarılı bir öğretmen, nitelikli bir öğretmen olamazsınız. Ben kendi mesleğimden örnek verdim. Hangi meslek olursa olsun bunlar sizin kişilik özelliğinize, ilgi ve yeteneklerinize uygunsa önceliğiniz ona bakmak olacak. Mesela ben asla ressam olamazdım. Ben çöp adam bile çizemiyorum. Sevmiyorum, yapamıyorum. O yüzden ben ressam olmak konusunda ısrar etmedim gibi düşünebilirsiniz. Ya da sesiniz güzel değilse bir ses sanatçısı olamazsınız gibi. Devam edelim. Yapmayı düşündüğümüz mesleğin gerektirdiği eğitimi almalıyız. Yani sen ressam olmak istiyorsan onun eğitimini alacaksın. Konservatuvara ya da güzel sanatlara gideceksin vesaire vesaire. O mesleğin gerektirdiği eğitimi alacaksın. Öğretmen olacaksan eğitim fakültesi mezunu olman gerekiyor. Ben mesela İstanbul Üniversitesi'nde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi mezunuyum. Hatta benim lisem bile Anadolu Öğretmen Lisesi'ydi. Ben işin lisesinden beri zaten öğretmenlik eğitimi alıyordum ki öğretmen olmak istediğimin en delili zaten daha temelinden beri. Devam edelim. Ya da bir mühendis olacaksanız kalkıp üniversitenin mühendislik fakültelerinden mezun olacaksınız. O mesleğin gerektirdiği eğitimi almalısınız gibi. Seçeceğimiz meslek fiziki ve duygusal özelliklerimize uygun olmalıdır. Mesela sen eğer 1.65, 1.75, benim gibi 1.75 boylarındaysan asla basketbolcu olamazsın. Olmaz. Çünkü o fiziki yeterliğe sahip değiliz. Yani futbolcu oluruz ayrı konu ama basketbolcu olamazmışız. Nitekim olamadın da zaten. Duygusal özelliklerimize uygun olmalıdır. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Yani bazen çok yıpratıcı olabiliyor ve insanlar bundan çok kötü etkilenebiliyor. O yüzden örnek mesela tıp muazzam bir sektör.
Doktorluk çok muazzam bir meslek. Bütün meslekler muazzam ama hani tıpı ben ayırıyorum çünkü insan sağlığı çok muhtaç kalıyoruz. Yani hastasıyız yani doktorların yapacak bir şey yok. Hal böyle olunca biraz böyle soğukkanlı olmak gerekiyor. Özellikle mesela cerrahsanız değil mi? Ameliyata gireceksiniz. Çok soğukkanlı olmanız gerekiyor. O dışarıda senin gözlerin içine bakan ailesi var o hastanın ama sen orada hepsini kenara bırakıp o anda bütün işini konsantre olup ameliyatı gerçekleştirmen lazım değil mi? O yüzden o duygusal özelliklerimiz çok stabil değilse, çok etkilenebiliyorsak bu faktörlerden cerrah olamazsınız gibi düşünebilirsiniz. Mesela kimisini kan çok etkiliyor, kan gördüğü gibi bayılıyor. İşte bundan mesela duygusal özelliklerimize gelebilir. Ama hocam o duygusalı pek giriyor mu? Giriyor aslında çünkü o ondan etkilenmesinin de belli sebepleri vardır diyelim. Devam edelim. Seçeceğimiz mesleğe olan talep ve mesleğin gelecekteki durumunu araştıracağız. Bir kere şimdi kalkıp şu an ben nalbant olacağım, atların ayağına nal çakacağım. Böyle bir şey olmaz. Çünkü o meslek gitti, talebi de kalmadı. O hobi olarak yapılabilir ancak. Günümüzde ne var mesela? Bilişim sektörü, bilişim, yapay zeka, bilgisayar yazılımları. Bunlar çok önemlidir. Mesela bunlara daha çok yönlenebilirsiniz gibi. Yani talep var mı? Meslek ileride ne olacak? Mesela kalkıp şoför olmak istemeyin artık mesela. Şoförlük o da güzel bir meslek. İyi de para kazanıyorlar. Maksat para kazanmaksa eğer fark etmez. Ha, tabii ağır koşullar altında çalıştıkları da oluyor. Ancak ileride çok otonom araçlar, kendi kendilerine gidebilen araçlar üretileceği için şoförlük başka bir rafa kalkacak gibi geliyor bana. Aynı o nalbantlık gibi. Devam edelim. Ailemizin fikirlerini ve düşüncelerini de göz ardı etmemeliyiz. Bu şu demek değil. Ailemiz ve ne derse o olur. Bu o demek değil. Fikir alırsın. Fikir almak ayrı bir şey. Son karar sana ait. Onların da fikirlerini al. Çünkü onlar tecrübeli insanlar. Yani ya anne, baba ya da akrabalarınızdan herhangi biri sana yönlendirebilirler. Mesela der ki işte bak bu mesleğe biz sahip olduk ama bu meslek bizim ülkemizde pek değil. Mesela astronotluk, uzay mühendisliği, işte astronomi. Ya bunlar düşününce güzel. NASA'ya gideceğim falan. Bunlar güzel hayaller ama Türkiye'den kalkıp bir astronot olmak mantıksız. Ben şu an bunu söylüyorum. Çünkü bizde öyle uzay araştırmaları çok gelişmiş değil. O yüzden bunları dikkate almak gerekiyor. Tabii ki de son karar sizindir. Devam edelim. Hayatımızda vereceğimiz en önemli kararlardan birisi olan meslek seçimi bir anda verilebilecek bir karar değildir. Bir süreçtir arkadaşlar. Bunlar değişebilir. Ortaokuldayken şu an başka bir meslek istiyorsunuz. Lisede başka bir meslek, üniversiteyi kazanacağınız zaman bambaşka işler olabiliyor. Değişebiliyor. Yani standart, stabil bir meslek seçimi değildir olay. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, en önemli husus bir kere meslek sizin ilginize, yeteneğinize ve kişilik özelliğinize uygun mu, değil mi? Önce olmazsa olmazımız bizim budur. İlginiz var mı? Yeteneğiniz var mı? Ve kişilik, karakteristik özelliğinize uygun mu? Buna bakacaksınız. Eğer bunlardan herhangi birine uygun değilse o meslekte ısrar etmenizin manası yok arkadaşlar. Her meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik özellikleri birbirinden farklı olabilir. Onun için seçtiğiniz mesleğin bizim özelliklerimize uygun olması çok önemli. Yani kalkıp dedim ya, eğer resim yeteneğiniz yok da ressam olmakta veya başka bir yapı ressamlığı veya ses sanatçısı, müzikte o sesin etkileyici olmaması gibi, sesin iyi olmaması gibi bunlar da ya da el zanaatiniz gelişmemişse, el beceriniz çok iyi değilse kalkıp el becerisine dayalı işte oymacılık, kalkmacılık veya işte bir heykel veya başka bir şekil tasarım bu şekilde mesleklere yönelmemeniz gerekiyor. Çünkü size uygun değil. Özelliğinize uygun olması lazım. Meslek seçerken işte bu meslekte mutlu olup olmayacağımız ve gelecekte iş bulup bulamayacağımızı da düşünmemiz gerekiyor. Bir kere ne olursa olsun mutlu olmanız gerekiyor. Tamam, önce ilgi, yetenek, beceri doğru, tamam. Bu meslek size gelecekte para kazandıracak mı? Bu da çok önemli. Ve de en önemlisi mutlu bir şekilde bu mesleği gerçekleştirecek misiniz? Ne olursa olsun işinizi yaparken mutlu olmanız, huzurlu olmanız çok önemlidir. Huzursuz olduğunuz zaman, açık konuşayım size, dünyaları da kazandığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Çünkü mutsuzsunuz. Mutlu olmak satın alınabilecek bir şey değildir arkadaşlar. Mutlu olmak insanın sosyal hayatıyla, toplumsal hayatıyla ilgili bir şeydir. Bu da meslek seçerken çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Maalesef günümüzde mesleğini yapan insanların mutsuz olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Doktora gidiyorsunuz, doktor suratınıza bakmıyor. Öğretmen size ders anlatırken sizi pek düşünmüyor, umurunda olmuyor. Ya da
Yoldan geçerken insanlara selam vermeyen bir dünya insan, otobüslerde birbirlerini gırtlaklayacak çasına ansızın bir kıvılcım bekleyen insanlar topluluğu haline geldik. Sebebi de mesleklerimizi yaparken, işlerimizi yaparken mutsuz olmamız arkadaşlar. Ancak siz böyle olmayın, değil mi? Diyelim. Ve bu şekilde dört konumuzu da işlemiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım üretim, dağıtım, tüketim konumuz komple bir ünite olarak aklınızda kalmıştır. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.